Bu dönem hacca gitmek zor. Böyle kervana katılacaksınız da uzun zaman alıyor. Efendim, Bağdat'a doğru bir kervan çıkar Erzurum'a ve Bağdat'ta kervan devam ederken yetişemez dediğimiz yaşlı amca. Yetişemeyince ah vah eder, ikinci kervana vakit vardır. Ne yapacaktır? Allah'ın huzuruna duracaktır tabii ki, namaza duracaktır. Üstü başı pis içinde, devir kötü. Şimdiki gibi kolay gidilen yollar değil. Gider bir hamama. Yalvarır yakarır. Der ki evladım uzak yoldan geldim. Yıkanıp paklanayım. Olmaz. Yapma evladım. Katiye yani olmaz. Israrcına dayanamaz derken son. Bugün Sultan Reşat'ın vezirleri hamamı kapattılar. Ben seni alamam. Etme evladım. Ben bir köşeye saklanırım. Onlar anlamaz bile. Hamamcı da insandır. Kabul eder efendim. Der ki git en son odaya sessizce yıkan pakla. Aman ha sakın ses etme. Yoksa Sultan Reşat'ın vezirleri seni de yaşatmaz beni de. Efendim zamanın hükümdarları iyidir, hoştur. Tedbirli kıyafetlerle girer halkın arasına. Sultan Reşat der ki benim bu vezirler ne iş yapar? Gideyim de bir bakayım. Enes, dolan be. Niye? Geldim buraya. Dolanmayacaksın. Ah. Gider. Tedbirli kıyafet hemen hamamcıya yanaşır. Der ki böyle böyle uzak yoldan geldim efendim. Bırak hamama girelim. Katiye olmaz. Olur olmaz derken dayanamaz yine hamamcı. Dedik ya insandır. İyi. En son tarafa bir tane yaşlı adam aldı. Git onunla beraber yıkan patlan. Aman ha aman. Ses etme. Bakın ikimizi de uyarıyorum. Yoksa Sultan Reşat'ın askerleri, vezirleri yaşatmaz bizi der. Giderler. İçeriden çalgı çengi gürültü, sesler dırmata. Eğlence o biçim. Sultan Reşat zarflayacaktır ya amcayı. Ah ah. Olmak var, olmak var da Sultan Reşat'a vezir olmak var. Amcadan ses yoktur. Döner öyle. Ah ah, olmak var, olmak var da Sultan Reşat'a vezir olmak var. Ses yoktur. Bu adamı nasıl konuşturacaktır? Der ki, amca gel senin sırtına bir kese atayım. Olur olur, Allah razı olsun deyince kese atarken başlar amcayı zarflamaya gider. Görüyor musun amca? Şu halimize bak. Bir de şu vezirlere bak. Olmak var olmak var da Reşat'a kul olmak var değil mi deyince yok evlattır. Sen Allah'a kul ol da yaratan Sultan Reşat'a sana kese attırsındır. Ve cevabını ver. İşte bu türkü de böyle güzel bir şey anlatır. Verilen bir padişah değil mi? Bunu anlatır. Efendim, verilenme deli gönül derken üzülme deli gönül. Sen Allah'a kul ol da her derdin devası ondadır diyecekler. Buyurun hep beraber dinleyin.